Merhabalar videoma hoş geldiniz ben Fırat. Bu videoda sizlere oyunlar HD grafik kartıyla açılıyor hatasının çözümünü göstereceğim. İlk başta şundan bahsedeyim. Intel HD grafik nedir? Intel HD grafik işlemcinizin içinde bulunan bir ekran kartı diyebiliriz. Yani Intel işlemcili bilgisayarlarda veya laptoplarda dahili ekran kartı diyebiliriz. Intel'in ekran kartı yani. Bu hatayı hangi marka ekran kartı olanlar için gösteriyorum onu da söyleyeyim size. Arkadaşlar Nvidia ekran kartı olanlar için gösteriyorum şu anda bu videoda. Yani AMD olanlar için de var ama AMD'nin nasıl yapıldığını bilmiyorum. Hiç AMD ekran kartı kullanmadım. Yani bu videoda Nvidia ekran kartı üzerinden göstereceğim bunu size. Bir de şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Mesela bir uygulama açarken ekran kartı seçebiliyorsunuz. Örnek vereyim. Google Chrome'u açarken mesela Intel'in HD grafik kartını veya işte bir Nvidia ekran kartınız varsa onu seçebiliyorsunuz. Bunu da göstereceğim videoda. Yani bayağı bir güzel video olacak arkadaşlar. Dolu dolu bir sürü bilgi vereceğim size bu videoda. Video şimdiden hoşunuza giderse lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca şuradaki bağlantıya tıklayarak bir önceki videomuza gidebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet şimdi bu videoda oyunlar Intel'in HD grafik kartıyla açılıyor hatasının çözümünü göstereceğim size. Nvidia kartlarda nasıl açabiliriz bunu anlatacağım bu videoda. Şimdi arkadaşlar burada birçok yöntem var. Yani birbirinden farklı birçok yöntem var. İlk başta size şunu göstereyim. Masa üstüne sağ tıklıyoruz buradan Nvidia denetim masasına gidiyoruz. Evet Nvidia denetim masası açıldığı zaman karşımıza böyle bir pencere geliyor. Hemen şuradan büyüteyim. Bakın burada 3D ayarlarının yönetilmesi diye bir seçeneğimiz var. Buraya tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir pencere geliyor. Şimdi burada genel ayarlar diyor. Bu ne demek? Bunun hemen altında tercih edilen grafik işlemcisi diyor. Bu normalde otomatik seç olarak bu şekilde ayarlıymış. Yani Nvidia bunu öneriyormuş. Şimdi biz buradan ben kendi ekran kartı üzerinden örnek vereyim. Kendi kullandığım ekran kartları. Şimdi benim ben. Intel'in ekran kartı HD 630. Ben. Kullandığım harici ekran kartı da Nvidia GTX 1050. Ben. ben buradan yüksek performanslı Nvidia işlemcisi seçeneğini seçersem her açtığım uygulamada harici ekran kartını çalıştıracak. Yani GTX 1050 ekran kartımı çalıştıracak. Fakat buradan entegre grafik seçeneğini seçersem Intel'in işlemcinin kendi içindeki dahili ekran kartını kullanacaktır. Yani buradaki ayarımız bu şekilde. Eğer ki sizde bütün uygulamaların, bilgisayarınızdaki bütün her şeyin harici ekran kartıyla veya Intel'in kendi ekran kartıyla açılmasını istiyorsanız buradan seçim yapabilirsiniz. Otomatik seç derseniz de Nvidia bunu şöyle ayarlıyor. Örnek veriyorum bir oyuna girdiğiniz zaman harici ekran kartıyla başlıyor veya güç Kullanımı gerektirmeyen yerlerde örnek veriyorum Google Chrome'a gireceksiniz. normal Intel'in HD grafik ekran kartıyla başlatıyor arkadaşlar. Yani bu şekilde de kullanabilirsiniz ama e eğer ki bu otomatik seçtiğinde mesela yanlış işler oluyorsa benim söyleyeceğim hata da bu zaten. Mesela oyuna giriyoruz ama oyun Intel'in grafik kartıyla açılıyor. Yani harici ekran kartıyla açılmıyor. İşte bunu buradan çözebilirsiniz arkadaşlar. Buradan yüksek performanslı Nvidia işlemcisi seçeneğini seçerek... Bu sorunu çözebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Hemen onu da gösteriyorum size. Bakın burada program ayarları var tamam mı? Buna dilerseniz uygulama üstünden de gidebiliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Şimdi bakın evet böyle bir penceremiz açıldı. Şu birinci kısmımızı gördüğünüz gibi burada bilgisayardaki yüklü olan uygulamalarımı görebilirsiniz. Örnek veriyorum mesela Assassin's Creed diye bir oyun varmış bende tamam mı? Bu oyuna tıklıyoruz. İkinci seçeneğimiz var burada. Bakın bu program için tercih edilen grafik işlemciyi seçin diyor. Şimdi Assassin's Creed Odyssey oyununu ben buradan hangi ekran kartını kullanarak açabileceğimi seçebilirim. Bakın buradan mesela yüksek performanslı Nvidia işlemcisi diyorum tamam mı? Daha sonra şu aşağıda uygula var sağ alt kısımda. Buraya tıklayınca uyguluyoruz. Şimdi ben Assassin's Creed oyununa girdiğim zaman artık devamlı olarak harici ekran kartımla açılacak oyun. Mesela başka bir örnek vereyim. Hemen şuradan bakın Google Chrome. Mesela Google Chrome burada entegre grafik seçiliymiş. Ben mesela diyorum ki ya buradan entegre grafiği seçmeyeceğim de yüksek performanslı Nvidia işlemcisini yani harici ekran kartımı seçeceğim. Buradan bu şekilde seçebilirim arkadaşlar. Evet buralar bu şekildeydi. Bunları size anlattım. Şimdi şuradan da göstereyim. Şimdi bakın oyunlarıma geliyorum. Tamam mı? Evet oyunlarıma geldim. Mesela Euro Truck Simulator 2. Ben bunun üstüne sağ tıklıyorum. Tamam mı? Bakın grafik işlemci ile çalıştır. Burada var, varsayılan diye bir seçenek var. Yani siz bu oyunu açtığınız zaman varsayılan olarak harici ekran kartınızla çalıştıracaktır oyunu. Bakın buradan görebiliyorsunuz. Mesela dediğim gibi değiştirmek isterseniz buradan da yapabilirsiniz. En altta varsayılan grafik işlemciyi değiştir diye bir seçenek var. Buna tıklarsanız yine aynı şekilde bizi aynı sayfaya yönlendirecektir arkadaşlar. Hemen şuradan göstereyim. Evet gördüğünüz gibi deminki sayfa açıldı. Buradan mesela şuradan GPU'lar arasında geçiş yapabilirsiniz. Hangisini istiyorsanız buradan ayarlayabilirsiniz. Şimdi son cümlelere gelelim. Burada da birkaç tane size bilgiler vereceğim. Bu işlemi anlattım. Şimdi gelelim. Intel grafik kartı ile harici ekran kartı arasında fark var mıdır? Varsa bu farklar nelerdir? Arkadaşlar Intel'in grafik kartı oyun oynamak amacıyla üretilmiş bir kart değildir. Oyun oynamak istiyorsanız harici ekran kartınızı kullanmanız gerekir. Çünkü Intel'in grafik kartı yani genelde günlük işler için kullanılıyor. Örnek vereyim işte Microsoft Office uygulamaları veya Google Chrome'da surf yapacaksanız veya masa üstünde kullanacaksanız yani işte video izleyecekseniz fotoğraflarınıza vesaire bakacaksanız genelde Intel'in HD grafik kartı kullanılıyor bunlarda. Ama oyun oynayacaksanız mutlaka harici ekran kartınızı kullanmanız gerekiyor çünkü... Oyunlar gerçekten yüksek performans istiyor yani grafik kartınızın yüksek performans vermesi gerekiyor. Intel'in kartı da bu kadar güçlü bir kart değil. Tabii ki Intel'in grafik kartı gitgide güçlenmeye devam ediyor. Ben şu anda mesela 7. nesil bir işlemci kullanıyorum ve HD 630 ekran kartı var şu anda bende Intel'in ve gayet güzel performans sergiliyor. Yani günlük işler için gayet güzel. Şöyle de söyleyebilirim. Eğer ki günümüzün oyunlarını oynamayacaksınız, çok böyle yüksek grafikli oyunlar oynamayacaksınız. Hani daha çok eski tip oyunlar oynayacaksanız Intel'in HD grafik kartını kullanabilirsiniz. Muhtemelen çalıştırılacaktır. Yani 30'un üstünde FPS alabilirsiniz en azından. Benim tavsiyem nedir? Benim tavsiyem şudur arkadaşlar. Eğer ki laptop kullanıyorsanız benim gibi ve pil tasarrufu yapmak istiyorsanız Intel'in HD grafik kartını kullanabilirsiniz ama oyun oynayacaksanız o zaman harici ekran kartını kullanmanız gerekiyor. Yoksa istediğiniz performansı alamazsınız. Evet bu videoda genel olarak anlatacaklarım bu şekildeydi. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen yorumlar kısmından bana ulaşmayı unutmayın. Ayrıca Instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet bu videomuz böyleydi. Umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.